Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Ağlamayacağım. Seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindi hücreme dolan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindi hücreme dolan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan, gerisi hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar, kanarım. Bizi anlamadın, ona yanarım. Kanım hep içime akar, kanarım. Beni anlamadın, ona yanarım, ona yanarım. Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım ayrılıkların, acıların. Her şeye biraz alıştım. Bir tek seni beklerken kendimi yenemedim. Ercan Karay. Bu ülke en güzel evlatlarını dar ağacına götürürken maalesef... Bu çok acıklı bir şey yalnız yani. İsterseniz hikayesini de anlatın. Yani hikayesini, yani bunu da çok tekrarlamayı da istemiyorum ama... Yok, bilinsin. Demin söyleşimizin başında söylediğin vicdan sözcüğü üzerine bir şey söylemek istiyorum. Bir insan başka bir canlıya ya da kendi cinsine hangi kin ile boğazından aşağıya çaydanlıkla kaynar su döker ve o insan ömrünün sonuna kadar ses telleri yandığı için konuşamaz, sonra da öyle kaybederiz. Yani ne, hangi, nasıl bir kindir bu? Ben hep bunu merak ederim. O nasıl büyütülmüş içinde bir kin ki bunu yaptırtır insana? Anlamadığım çok şey var hala. Bu dünyadan göçüp gideceğim, anlamadığım o kadar çok şey olacak ki. Muhtemelen yani, anlamadıklarımız olduğu için başka bir şeyle meşgul.